Efendim hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar, cumanız mübarek olsun. Muhterem hocamız Necmettin Nur Saçan bizlerle. Hemen Kayseri'ye selam ediyoruz. Hocam hayırlı sabahlar, cumanız mübarek olsun. Ya, selam ediyoruz. Hoş geldiniz yayınımıza, nasılsınız hocam? Evet hocam bizi duyamıyor sanıyorum, şu anda iletişimimiz yok hocamla. Tekrar iletişim kurduğumuzda hocamıza tekrar selam ederiz. Cuma sohbetlerinde sevgili izleyenler, her hafta olduğu gibi bu haftada inşallah hem hocamızın ruhu okşayan o sohbetlerini dinleyeceğiz, hem de sizden gelen WhatsApp hattımıza gelen video soruları hocamıza soracağız. WhatsApp hattımıza mesajlarınız gelmeye başladı. Instagram'a yazılarınız var, sorularınız var. İnşallah bugün yine onları ileteceğiz. Bugün yine programımızda hocamızdan dua tavsiyeleri rica edeceğiz. Bakalım hocamızdan bugün hangi duaları öğreneceğiz, ilerleyen bölümlerde paylaşacak inşallah hocamız. WhatsApp hattımızı hatırlatalım. WhatsApp hattımız 0552 037 07 07. Canlı yayına katılmak istiyorsanız, hocamıza dini hayata dair, sosyal hayata dair sorular sormak istiyorsanız 0212 alan koduyla 300-04-04 300-06-06 telefon numaralarımız. Bugün inşallah her hafta olduğu gibi yine Necmettin Nur Saçan'la cuma sohbetleri hatırası olarak hediyelerimiz olacak. Sizlere sevgili izleyenler, bunlar için de şifre vereceğiz. Yani kalem kağıtlar hazır olsun, şifreleri her an verebiliriz. Ne zaman vereceğimiz belli değil çünkü program içerisinde. Bir izleyicimize Kur'an-ı Kerim hediyemiz var. Bir izleyicimize Sesli Yasin kitabı hediyemiz var. Bir izleyicimize Yasin-i Şerif set hediyemiz var. Ve hocamız hatıralarını kaleme aldı. Evet, İrşat ve Tebliğ Hizmetimin 63. yılında hatıralarım Necmettin Nur Saçan. Bir izleyicimize de inşallah bu kitabı hediye edeceğiz programımıza sevgili izleyenler. Evet, bu hatırlatmaları ara ara programda yaparız ama tekrar hocamıza merhaba diyelim. Hocam hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar, cumanız mübarek hayırlı olsun, sabahlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız hayırlı hocam? Hayırlı cumalar. Rabbimize şükür, hamd ederiz Muhsin Bey. Güzel bir gündeyiz. Bir zafer tarihi, zaferimizin yıl dönüm günlerindeyiz. Evet, Çanakkale zaferimizin 6. yılı. Rabbimiz ve zekkirhum beyyamillah. Tarihi günleri yad ediniz buyuruyor. Yani alacağımız dersler vardır elbette, ibretler vardır. Çanakkale zaferimizin 106. yıl dönüm günlerindeyiz. Evet. Ve milli marşımızın da kabulünün 100. yılındayız. O yüzden programa başlarken isterseniz birkaç cümle müsaadenizle Muhsin Bey bu konudan arz edelim. Buyurun hocam. Bilindiği gibi Çanakkale savaşlarından önce Balkan savaşları olmuş. Tüfek patlatmadan o cennet gibi yerleri bırakmış gelmişiz. Bunu gören düşman iştahlanmış. Aman bunlar gidiyor, güçlü bir yumruk indirelim diye eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer kum gibi kaynıyor. Hakikat mahşer mi mahşer? Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tauna da züldür bu hain istila. Eski dünyanın, yeni dünyanın ordularını karadan, denizden, havadan toplayıp üzerimize gelmişler. Daha gelmeden namusumuza göz dikmişler. Şu kadar saat sonra Türk lokumları yiyeceğiz diyerek ırzımıza, namusumuza göz dikmeye başlamışlar ama bir şeyi hesap edememişler. Yani bakın 250 bin şehit, yani etten ve kemikten kala kurmuş atalarımız Muhsin Bey. Yani Anadolu'da hangi ailenin Çanakkale'de bir şehidi veya gazisi yoktur? Yok. Benim de dedem bir Çanakkale şehidi olması münasebetiyle herhal çok bundan dolayı etkileniyorum. Çanakkale savaşlarından, zaferinden sonra Kutu Amare'de de zafere ulaşmışız. Hem Çanakkale'de hem Kutu Amare'de teknik bakımdan, maddi bakımdan düşman gücü bizden fazla. Ama iki yerde de yenilince
Bunlar diyorlar ya bunlar yeniden mi dirildi? Ne oldu bunlar? Böyle ajanlar gönderiyorlar durumu tespit için. Nedir bunlara güç veren şey? Aile. Öyleyse bundan sonra hedefimiz bunların ailesini yıkmak, ailesini tahrip etmek. Ya bizim ailemiz, analarımızın ninnisine bakın. Oyo yavrum yine şimşek çakıyor. Şehit baban gelmiş bize bakıyor. Yarasından kızıl kanlar akıyor. O yarayı dur bağlayam ninni. Sen ağlama ben ağlayam ninni. Haydi oğlum haydi git. Ya gazi ol ya şehit. Haydi oğlum seni bugün için doğurdum. Hamurunu yiğitlik duygusuyla yoğurdum. Yani şu Hasan Çavuş'un mektubuyla bu kısmı bitireyim Muhsin Buyurun Bey. Hocam. Hasan Çavuş'un anasının yazdığı mektuba bakın. Geçen gece ben bu cengin rüyasını görmüştüm. Sevincimden ağlayarak hayır diye yormuştum. Sağ elinde yükselmişti o sancak. Allah Allah. O sancak ki Müslümanın şanlı namus gömleği. Cana minnet bilin anın uğrunda ölmeyi. Sen düşünme millet bize canı gibi bakıyor. Bolluk şükür zat zahire her taraftan akıyor. Eğer köyde ölen kalan var mı diye sorarsan, eşi dostu hatırlayıp anarsan, muhtar gelin Ahmet şehit olmuş haber geldi dün. Şenlik oldu, mevlüt oldu, düğün oldu bütün gün. Köy giyindi, kuşandı, hep namazgaha gittiler. O şehidin rahmetullah duasını ettiler. Ne diyor Hasan Çavuş'un anası? Oğlum köydeki haber bu. Muhtarların Ahmet'in şehitlik haberi geldi. Saçımızı başımızı yolmadık. Bağrımıza kara taşlar çalmadık. Şehit anası oldun diye Ahmet'in anasını tebrik ettik. Senin şehitlik haberin gelirse oğlum ben de böyle yaparım demek istiyor. Şehit Ahmet'in kardeşi ne diyor? O kadar kandı mı bağrın ey çocuk? Ecelin sunduğu şarabı içtin. Sırayı, saygıyı unuttun çabuk. Sebep ne? Ağından ileri geçtin. Kardeşim sıra var, saygı var ya. Önce ben şehit olmalıydım, sonra sen şehit olmalıydın. Sırayı, saygıyı da unuttun. Şehit Ahmet'in nişanlısı ne diyor? Dedi Ahmet, beni artık ahirette beklesin. Ben onunum, utanmasın, beni haktan istesin. Allah Allah. Kaderim bu, şehit olmuş benim şanlı yiğidim. Kız kalırım varma mere, ben de canlı şehidim. Ya. Evet, işte bizi biz eden değerlerin başında kutsal aile yuvamız geliyor. İşte elin oğlu bunu hedef almış. Gelin biz bu olaylardan alacağımız ders budur. Yani o atalarımızı rahmetle, minnetle elbette yad ederiz. Şehitler vurulunca ölmezler, unutulunca ölürler. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda. Canı cananı bütün varımı alsın da huda. Tek beni vatanımdan dünyada etmesin cüda. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı. Verme dünyalara alsan da bu cennet vatanı. Yüce Rabbimiz o mübarek şühedanın ruhlarını şad, Amin. Makamlarını cennet eylesin. Amin. Aziz milletimize aynı Çanakkale ruhuyla payidar olmayı da nasip eylesin. Allah razı olsun hocam. Evet, şu cümlenizin altını çizelim. Şehitler vurulunca ölmezler, şehitler unutulunca ölürler dediniz. O cümlenizin altını çiziyoruz. Çanakkale zaferimizin 106. yılında şehitlerimizi rahmetle, minnetle bir kez daha anıyoruz. Hocam Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyenler, WhatsApp hattımıza mesajlarınız gelmeye başladı. Selamlarla devam edelim. Nevşehir'den şu anda izliyoruz. Hocamızın ellerinden öpüyoruz. Hocamıza selam ediyoruz. Biz de Nevşehir'e selam bekliyoruz demişler. Nevşehir hayırlı sabahlar. Nevşehir hayırlı cumalar. Kayseri Hacılar'dan Necati Herdem demişler.
Hocamızın cumasını tebrik ediyoruz ve Kayseri Hacılar'dan selam ediyoruz demiş. Hocam hemşehriniz, biz de buradan selam yollayalım Kayseri'ye bir kez daha. Biz de selamlar gönderiyoruz. Programınızı yani devamlı izliyorum. Allah razı olsun hocamızdan. Çorum'dan selamlar Nurgül. Çorum'a da selam edelim. Bir başka izleyicimiz Trabzon'dan izlediğini ifade etmişler. Trabzon'a da selam. Nevşehir Kozaklı'dan selam demişler. Biz de selam ediyoruz. Erzurum'dan selam, Çankırı'dan selam. Ara ara bu mesajları okuyacağız, selam yollayacağız memleketlere. Ama bir telefonumuz var, izleyicimiz hatta bekliyor. Bakalım ne soracak hocamıza. Bismillah diyelim ve telefonumuzu alalım. Hoş geldiniz, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Sağ olun. Hayırlı cumalar hocam size de. Teşekkürler. Buyurun efendim. Benim hocama bir sorum vardı. Ben bir rüya gördüm. Kaynatan mı? 9 sene yatakta yattı. Evet. Vefat etti. Evet. Odan hep dedi ki Necmettin Hoca benim cenazemi kıldırsa dedi. Kayınpederiniz. Hep böyle, evet. Kayseri'de. Evet. Kazım Karabekir'de oturuyorduk. Oradan sonra böyle hep hocam için hemen böyle çok severdi hocamı. Onun için bir küçük televizyon aldık. Hep hocamı seyrederdi. Mevhat ettiğinde de 9 sene yatakta yattı. Oradan sonra mevhat ettiğinde mahallede hiçbir hoca bulamadık. Cenazesini kıldıracak Kazım Karabekir'de. Cami Kebir'e gittik. O zaman da Necmettin Hocam'ın bir arkadaşı vefat etmişti. Necmettin Hocam onun cenazesini kıldırmaya gelmiş. O anda kaynatamın cenazesini de kıldırmış oldu. Allah Allah. Ne mübarek bir insanmış. Kayınpederiniz, babanız Mevla rahmet eylesin. Duası kabul olmuş öyle diyelim. Duası kabul olmuş. Öldükten sonra da bir rüya gördüm. Nabal'da girmeyeyim de onu da sorayım bir. Rüyamda böyle öldükten birkaç gün sonra diyor beni babamın mezarına götürün diye böyle eşime yalvarıyorum ille babamın mezarına gideyim diye. Evet. O günü gideceğim bir gün önce rüyamda böyle gidiyorum varıyorum babamın yanında iki tane boş mezar eşime diyorum ki bu boş mezarları da diyorum biz Allah diyeyim. Babama diyorum ziyarete gelene bizi de ziyaret eder bizi de diyorum buraya koysunlar diyeyim. Evet. Ama babamın mezarının başucunda böyle uzun bir siyah taş oluyor. Diyorum ki buraya geldiğim için babamı ziyarete burada iki rekat şükür namazı kılayım diyorum. Yanına duruyorum iki rekat şükür namazı kılayım. Başta benimle beraber secde yapıyor. Allah Allah. Onun etkisinden bir türlü kurtaramadım. İşte, daha 10 sene oldu 2010'da öldü kaynatan. Mezar taşı ondan sizinle yana, birlikte mi secde ediyor? Taştıra benimle beraber secde ediyor. Allah Allah hayır olsun hayır olsun. İşte 9 sene baktım altın 9 sene altından aldım 12 yılda son tabakalı oldu hiçbir sene şöyle kalbini kıracak bir laf itmedim hep canım babam diye böyle Allah Allah hep istediğini yerine getirdim acaba işte bunun mukafatı ne diye onun Mevla için... Mevla cennetinde buluştursun hocam hanımefendi şöyle de bir şey var şimdi bize zaman zaman sorular gelir sorularda da şu sorulur ya işte kayınpedere bakmak zorunda mıyız dinen? Kayınvalideye bakmak zorunda mıyız dinen? Yani hocam bakmak zorundasın değil dese bakmayacak yani. Ki hocam da cevaplıyor zaten ama bakmanın sevap olduğunu, mükafatının fazla olacağını söylüyor ama. Ama bir tarafta da böyle sizin gibi mübarek insanlar var. 9 yıl altını bile değiştiriyordum. Her şeyle ben ilgileniyordum. Diye böyle ondan vefatından sonra bile güzel güzel anlatan şahıslar da var. Bu da bizi memnun ediyor tabii ki. Hocam mükafatım ne olur diye soruyor izleyicimiz. Bir de vasiyetiymiş cenazemi Necmettin hocam kıldırsın diye. Tevafuk diyelim siz kıldırmışsınız habersiz olarak oraya gelmiş ve cenazesini kıldırmışsınız. Neler söylersiniz? Teşekkür ediyoruz Şemsi Hanım. Kayseri'ye selamlar. Oldu. Muhsin Bey. Yani bu vasiyetler bağlayıcı değil. Riayet etme mecburiyeti yoktur. Yani riayet edilmediğinde sorumlu olunmaz. Ama mümkün oluyorsa riayet edilir. Ama ne mübarek insan ki bakın bana haber verilmeden ben bir arkadaşım vesilesiyle oraya varıyorum. Oraya varmış olunca bu cenazeyi de kıldırıyorum. Aynen bunun bir benzeri bir de Muhsin Bey Bor da oldu. Bir ara ben Bor Cami Kebir'inde gittim. Cuma vaazı yaptım. Orada da yaşlı bir fırıncı yani
benim vefat etmezden önce namazını benim kıldıracağımı söylermiş. Allah Allah. Ben cuma namazını kıldık, vaaz Allah yaptım. Allah. Dışarıya çıktım. Dediler hocam cenaze namazını kıldırır mısın? Olur tabii. Kıldırayım dedim. Ve ondan sonra da bu olayı anlattılar. Yani demek ki böyle mübarek insanların herhalde duası böyle etkili oluyor. Muhsin Bey, buna benzer bir hatıra. Kabe'nin karşısında oturdum, Kur'an okuyorum. Yanımda da birisi okuyor ama vecd ile okuyor. Bir ara Kur'an okumayı kesti. O arkadaş bana baktı. Siz filan değil misiniz dedi. Evet dedim. Yahu dedi, ben Cenab-ı Hakk'a dedim ki ya Rabbi bir fırsat ver de bu hacda, herhalde hacca Necmettin Hocam da gelir. Ona bir ziyaret edeyim dedim ama dizimin dibine getir dememiştim ben dedi. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Böyle bir hatıra. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı olsun. Peki devam edelim. WhatsApp videomuz var. Bakalım izleyicimiz ne sormuş. Selamun aleyküm hocam. Beyim 67 yaşında. Aleyküm. Namaz kılarken hep yanlış yapıyor. Duaları da yanlış okuyor. Ben de kızıyorum. O da ben yapamıyorum, öğrenemiyorum diyor. Acaba günah mı işliyorum? Söyle, uyarıyorum ama günaha mı giriyorum? İkinci sorum, beyim romatizması var, idrar sorunu var. Abdesti çok çabuk bozuyor. Bir namazda en azından iki kere bozuyor. Gidiyor tekrar abdest alıyor, tekrar namaza duruyor. Namaza acaba bu özür müdür? Bir abdestle namazı, o namazı kılabilir mi? İkinci, üçüncü sorum da hocam. Ayağını suya vurunca karnı ağrıyor, sancılanıyor romatizmadan. Acaba elini yüzünü abdest suyla da ayağını teemmüm yapabilir mi? Evet. Saygılarımla. Biz teşekkür ediyoruz. Üç soru sordu izleyicimiz. Eşim namazı yanlış kılıyor, kızıyorum ama yapamıyorum, dayanamıyorum, uyarıyorum, kızıyorum diyor. İkinci sorusu, rahatsızlığından dolayı en az iki defa abdestini bozuyor namaz esnasında. Tekrar abdest almak zorunda kalıyor. Bu özlemi girer. Nasıl devam etsin diye sordu. Bir üçüncü sorusu da ayaklarını yıkadığında karnı ağrıyor. Romatizma hastası. Dolayısıyla sadece ayağını meshetse, yıkamasa olmaz mı? Üç soru birden. Buyurun hocam. Evet Muhsin Bey. Bir kere şimdi 67 yaşındaki eşi, gücü öyle yetiyor. Şimdi ona kızmanın yeri yok. Ne kadar kızsa, suyu ne kadar döversen dö, yine sudur. Yapabileceği başka bir şey, iyisi mi gönlünü kırmamalı. Rabbim kılsın, öyle kabul eder inşallah. Onun gönlü, i̇nşallah. Senin namazın olmuyor diyerek i̇nşallah. Adamın gönlünü kırmamalıyız. Sonra abdest, iki defa abdest alıyor. Özür sahibi olabilmeyi biz söyleyelim de. Ölçüyü verelim de tamam. Kendi karar versin. Buyurun hocam. Yani diyelim ki özür sahibi olabilmesi için kişinin öğle ile ikindi, mesela iki namaz arası özür devam edecek ve diğer namazlar arasında da hiç olmazsa bir kere görülecek. Evet. Eğer böyle olursa bu kişi özür sahibidir. Özür sahibi olunca ne olur? Yani namaz vakti girince abdestini alır. İkinci namaz vaktine kadar başka türlü abdest bozan bir hal olmadıkça o abdest geçerli olur. Buna özür sahibi diyoruz. Artık kararını kendi versin. Üçüncüsü de ayağını yıkayınca karnı ağrıyor. Evet. Acaba ayaklarımı yıkamasam, meshetsem olur mu? Tabii şöyle bir genel bir kuralımız var. Yani zaruretler memnu olan şeyleri mübah kılar. Ez-zarurat tübihul mahzurat diye genel bir kuralımız vardır. Ama şimdi bu kardeşimiz sıcak suyla yıkasa veya mest giyse bu problem halledilir mi? Onları da denemeli. Onlarla da çare olmuyorsa, doktoru da illa yıkamayacaksın derse o zaman o yol denenebilir, onların teklif ettiği yol denenebilir. Yoksa şimdi sıcak suyla yıkayınca veya mest giyip de mestin üzerine mesh edince bu problem hallediliyorsa böyle çareler aranır.
Teşekkür ediyoruz hocam. WhatsApp hattımıza gelen mesajlar. İzleyicimiz diyor ki Muhsin abi ne olur gör mesajımı. Babam KOAH hastasıydı. Yoğun bakımda koronadan dolayı durumu çok ciddi. Allah rızası için Hatice oğlu Bünyamin Korkmaz adına hocamdan dua ister misiniz? Ne olur hocam dua etsin demiş hocam izleyicimiz. Yoğun bakımdaymış koronadan dolayı. Hatice Orçun hanımefendinin babası. Sizden dua bekliyorlar hocam. Adı geçen kardeşlerimizle birlikte cümle hastalarımıza, özellikle koronavirüs müptelası hastalarımıza Yüce Rabbimizden şifalar niyaz Amin. Ediyoruz. Amin. Evet, biraz evvel hanımefendi kayınpederine baktığını söylemişti hocam. Sorular geliyor. Oraya çok hani üzerinde de duramadık. Tekrar edelim isterseniz. Doğru. Bir kimse kayınvalidesine, kayınpederine bakmak zorunda mıdır? Yani hem zorunda hem de değil. Yani hem zor ya, şimdi bakın mesela kocasını nedir o kayınpeder veya kayınvalide, eşinin anası, eşinin babası. Peki hanımefendi bakmayacak olursa kim bakacak? Beyefendi herhalde bakacak imkanı yok. Bakamayacak. Belki bir bakıcı da tutamayacaklar ve böylece beyefendi muzdarip olacak. O muzdarip olunca elbette eşi de muzdarip olmalı, onun sıkıntısını paylaşmalı. Bu bakımdan hem bakmaya mecbur değil hem de mecbur. Sonra bakın sevgili peygamberimiz buyuruyor, yaşlı birisi genç birine hürmet ve hizmet ederse kendisi yaşlandığında kendisine hürmet ve hizmet edecek kişileri Allah hazırlar. Evet. Men lem yuvakkır kebirana ve lem yerham sayirana, büyüğümüze saygı, küçüğümüze sevgi göstermeyen bizden değil. Mekke fethi günü Peygamber Efendimiz Kabe'nin önünde Safa'da oturuyorlar. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz ihtiyar babacığını almış gelmiş, evet. Ebu Kuhafe. Ebu Kuhafe de son derece saçları bembeyaz olmuş, yürüyemiyor, badi badi yürüyor adam. Peygamberimiz bu vaziyeti görünce ayağa kalkıyor. Ella terekte şeyhe fi beytihi ya Ebu Bekir. Ebu Bekir, bu ihtiyarı niye buraya getirip de zahmet ettin? Ben onun ayağına varır biatını kabul ederdim. Ya. Hayır ya Resulallah, bunun sizin ayağınıza gelmesi daha münasiptir. Evet, böyle diyordu. Hazreti Ebu Bekir'in saygısı da bu. Evet. Peki, teşekkür ediyoruz hocam. O yüzden hanımefendi 9 yıl öz babasına bakar gibi bakıyor. Onun sevabını ancak Rabbimiz bilir. Mesaj alınmıştır. Evet. Soru soranlara da bu şekilde mesaj vermiş olalım. Peki, telefonumuz var. Telefonla devam edelim. Bakalım izleyicimiz ne soracak. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı sabahlar. Hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Diyarbakır'dan izleyicimiz. Diyarbakır'a Hayır. selam ediyoruz. Buyurun efendim. Televizyon tamam, sesini kısalım rica ediyorum. Televizyonun sesini kısalım. Bir saniye, annem için açmıştım ben. Ha, tamam, kısalım. Telefonda anlaşalım. Evet, yankı yapıyor çünkü. Sesini kısmadan anlayamıyorum. Evet, buyurun. Alo. Buyurun. Merhaba hocam, hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar, buyurun. Bir sorum vardı hocam sizinle, Necmettin hocama. Buyurun. Benim babam abdest almaya giderken vefat etti. Ve çoğu akrabalarımız bunu abdest hep rüyasında görüyorlar. Bir su bahçesinin önünde abdest aldığını görüyorlar. Yani babamın sadece kulakları duymazdı. Vertigo hastasıydı yani. Sarhasta, hiç kimseyle bir ilgisi olmazdı. Hiç kimseye karışmaz. Nur içinde yatsın. Yedek Allah evladına Allah da. Allah. Gerçekten çok güzel bir babalık yaptı. Annem diyor ki bir ışık gibi gözünü açtı ve kapattı. Hiçbir şey ağzından bir şey söylemedi bana. Kucağında onun etkisinde bir yıldır annem hiç kendine gelemedi hocam. Evet, evet. Artık bir de annem bu uykusu nedeniyle sürekli tesbih de çekse, yani 5 vakit namazını da kılıyoruz. Çok şükür hacca da gitmiş gelmişiz de. Ama bunun korkusunu nasıl atlatacağım hocam ben? Sizin ya... gösterdiğiniz bütün duaları okuyoruz. Neden korkuyorsunuz tam olarak? Kollarında babası eşi gözünü kapattı daha doğrusu. Babam kollarında gözünü kapattı ya. Evet, ondan dolayı korku var şu anda vefatından sonra. Evet, evet. Ondan korkuyor. Evet, evet. Çünkü diyor böyle kucağıma aldığım gibi gözlerini kapattı. Evet, evet.
Bunun korkusu üstünde. Evet. Abdest almaya giderken eşinin kollarında vefat etmiş hocam. Babası. Bir hanımefendi. De bir sorum daha var. Kendisinin rahatsız, oruç tutamıyor. Böbrek rahatsızlığı. Oruç tutsun mu tutmasın mı hocam? Böbrek rahatsızlığı var. Oruç tutamıyor. Kaç yaşında? Annem hemen 80 yaşında hocam. 80 Babam yaşında. 85 yaşındaydı. Annem 80 yaşında hocam. Selam ediyoruz. Ellerinden öpüyorum. İzliyorsa şu anda. Çok selam edin bizden de lütfen. Sözü hocamıza bırakıyoruz. Siz de televizyondan takip edin. Diyarbakır'a selamlar tekrar. Çok hayırlı teşekkür sabahlar. Ederim hocam. Çok hayırlı teşekkür cumalar. Ederim. Allah razı olsun. Hocam bu korkuyu nasıl yenerim? Yener annem diye soruyor. Abdest almaya giderken eşi kollarında vefat ediyor ama o an unutamıyor demek ki. O korkuyu nasıl yenebilir? Bir diğer de sorusu da yani, oruç ile ilgili. O anı gelin Muhsin Bey bakın. Sevgili Peygamberimizin vefatı nasıl oldu? Ayşe annemizin kollarında, Ayşe annemizin kucağında oldu. Yani bu hanımefendinin de merhum eşinin dünyadan ayrılış tablosu aynı şekilde olmuş. Bu ne güzel teselli imkanıdır. Dünyadan ayrılış, abdest alma hazırlığındayken gitti. Ve hakkındaki şu söylenen sözler, ne güzel şehadet bunlar, ne güzel şahitlik bunlar. Rabbimiz o beyefendiyle birlikte cümle geçmişlerimizin ruhlarını şad eylesin. Amin. Hanımefendi gerek kendi tecrübesi ve gerekse doktorundan da sorarak karar verirse daha iyi olur. Yani doktoru derse ki hastalığın iyileşmez, hatta ileri gider gibi bir kanaat belirtirse o zaman oruç tutmasına gerek olmaz. Fidye verir. Gücü yeterse fidye verir. Fidye vermeye de gücü yetmezse Rabbimizin affına, mağfiretine kalır iş. Teşekkür ediyoruz hocam. Evet, WhatsApp hattımıza videolarınızı bekliyoruz. Biraz WhatsApp hattımıza gelen videolara bir göz atalım. İşte onlardan bir tanesi. Bakalım izleyicimiz ne sormuş. Aleyküm hocam. Hocam ben oruç tutamıyorum. Tutamadığım orucun yerine para versem kabul olur mu olmaz mı? Ellerinden öperim. Hayırlı cumalar sana. Evet hocam, beyefendi gerekçesini söylememiş. Yani sadece oruç tutamıyorum diyor. Sebebini biz de soramıyoruz video olduğu için. Muhtemelen rahatsızlıkları var. Bundan dolayı tutamıyor. Bunun yerine para verebilir miyim? Ne kadar vermem lazım diye soruyor. Bunu efendim doktoru ve kendi tecrübesi, oruç tutmaya gücü yetmiyor. Hele bu işin ehli, uzmanı olan doktor da oruç tutarsan iyileşmen, ileride de iyi olma ihtimali ufukta görülmüyorsa o zaman fidye verir. Fidye, her gün için bir fidye. Fitre değil de fidye olarak değiştirelim arkadaşlar. Bugün fidye, evet. Fitre başka. Değil. Yani bunu da Diyanet İşleri Başkanlığımız para ile rakamlaştırdı bunu bu yıl için. 28 lira. Evet. Ama bu asgarisidir bu. Gücümüz yettiği takdirde daha fazla 30 lira, 50 lira, hatta durumumuz çok müsaitse 100 lira verebiliriz her gün için. Evet. Yani demek ki bu rakam asgari olan rakamdır. Bir kişiyi sabahlı akşamlı doyuracak bir meblağdır bu. Peki. Teşekkür ediyoruz hocam. Bir video sorumuz daha var. Görelim. Selamun aleyküm hocam. İyi günler. Hocam size aleyküm bir sorum selam. Olacak. Ben 5 senedir evliyim. Çocuğum olmuyor. Hangi doktora falan gitsek de mesela hiçbir sıkıntı yok ama diyor zamana bağlı diyor. Eşim de beni doktora götürdüğü için mesela sürekli bir de para falan gittiği için başıma kalkıyor. Her defasında yüzüme vuruyor. O da benim zoruma çok gidiyor. Neymiş? Şimdiye kadar doktoruma, hastaneye falan ödediği parayı kendine ev falan alırmış, araba alırmış. Şimdi milyoner olurmuş. Allah Allah. Bir de hocam en ufak bir şeyde bile tartıştığımız zaman en ufak bir sıkıntıda sürekli anneme, babama, kardeşlerime sürekli yani ağır küfürler ediyor hocam. Bir de şiddet uyguluyor. Hocam 5 gün önce eşim beni dövdü, şiddet uyguladı. Ve bir tane yumruk vurdu başıma.
Ondan sonra ben de 5 gündür onunla hiçbir şekilde konuşmuyorum. Yüzüme sık ve onun o laflarından dolayı bana sürekli küfür etmesinden dolayı ondan tiskindim hocam. Yalan yok. Ondan nefret ediyorum ha. Ben eşimle boşanmak istiyorum. Hocam bunun bir günahı var mı? Bana söyler misiniz lütfen? İyi Evet. günler. Teşekkür ediyoruz. Hem şiddet görmüş, küfür yiyor sürekli hocam. Bir de hanımefendi çocuk olmuyor diye bir de azar işitiyor aynı zamanda. Senin tedavine vereceğim paraya ben şimdi neler alırdım? Ev alırdım, araba alırdım diye de yüzüne vuruyor. Hanımefendi de bütün bunlardan dolayı şu anda eşinden nefret eder hale gelmiş. Çekilmez bir hal alınca dinen boşanması caiz olur mu olmaz mı hocam? Buyurun. Efendim bir kere bakın hanımefendi kardeşimiz tedavisi için başa kalkması imtihansız kul olmaz. İmtihan ve lenebluvennekum bi şeyin minel havfi vel cu'i ve nakısın minel emval vel enfüsü ve semerat. Açlıkla korkuyla mal ve canınızdan eksilterek sizi imtihan ederiz. Ve beşşiris sabirin sen sabredenleri müjdele. Rabbimiz böyle buyuruyor. Yani hanımefendiye itham etmek, suçlamak doğru değil. Elinde mi bu? Elinde olmayan bir şey. Öyleyse buna rıza göstermek, tahammül etmek gerekirken maalesef beyefendi bu olgunluğu göstermiyor. Kaba davranmak, kırıcı davranmak, hakaret etmek, hele başına yumrukla vurmak. Ya Peygamberimiz kadının yüzüne vurmayın diyor ya. Kaba kırıcı söylemeyin. Hayrukum hayrukum lenisaikum. Sizin hayırlınız eşine karşı hayırlı olandır. Ben ise içinizde eşine karşı en hayırlı olanınızım. Yani sevgili Peygamberimiz annemize karşı tebessüm, tatlı söz, güler yüz. Ya mesela Hatice annemiz için ne diyor? Hatice sevgisiyle rızıklandırıldım diyor. Ya. Ayşe annemizin zamanında beni ne kadar seviyorsun diyor Hazreti Ayşe. Seni kördüğüm gibi seviyorum. Kördüğüm. Bağlandı mı çözülmez. Aradan biraz zaman geçiyor. Soruyor Ayşe annemiz. O kördüğümden ne haber? İlk günkü İlk günkü gibi gibi. diyor. Yani sevgili Peygamberimizde hiç kabalık, sertlik yok. Sabahleyin camiden geliyor. Kahvaltı var mı? Yok evde bir şey yok. Sudan başka bir şey yok. Öyleyse bugün oruca niyetleneyim. Aman ya Rabbi. Nasıl yok? Kırar geçiririm. Öyle bir şeyler yok. Ne kadar yani. Arafat'a gidiliyor. Enşece diye biri de şiir söylüyor. O şiir söyleyince develer coşuyor. Develer coşunca hızlı gidiyor. Peygamberimiz ne diyor? Enşece yavaş ol. Billurları incitme. Billur, billur. Kadın için bu tabiri kullanıyor. Billurları incitme diyor. Evet efendim. Yani Rabbimiz sevgili peygamberimizi bize rol model gösteriyor. Yani erkek fiziki bakımdan, yaratılış bakımdan, kadından güçlü. Kadın kırarım kafanı, ezerim. İyi tamam ezen. Tabii senin gücün fazla. Ama inna Allah aliyyen kebira. Allah da senden güçlü. Bu ya zulmüle abad olan kahrile berbat olur. Yani bu çekilmez bir yük haline gelirse elbette boşanma düşünülebilir ama inne ebgazal halal ilallah ettalak. Allah'ın sevmediği helal boşanmadır. Yani boşanma en son çaredir. Evet. Yani bu beyefendiyi bu yanlış yollardan, yanlış davranışlardan kurtarmak lazım. İrşat lazım işte, irşat. Söze programa başlarken dedik ya, elin oğlu kutsal aile yuvamızı tahrip etmek istiyor. Ailede saygı olur, sevgi olursa o ailede gül biter, çiçek biter. O ailede öfke olur, nefret olursa diken biter, ayrık biter. O dikenler, o ayrıklarda başa bela olur. Allah razı olsun hocam. Evet, kadınlara ancak asalet ve şeref sahibi kimseler değer verir ve onlara ancak kötü kalpli ve imanı zayıf kimseler hor görür. Bir izleyicimiz bizimle paylaşmış bu hadisi şerifi. Demek ki hocam bu imanımızın
nerelerde olduğunu da gösteriyor. Yani erkeklerin kadınları hor görmesi, tabii, onlara kötü davranması, onlara zulmetmesi aslında imanlarıyla da alakalı. Efendimizin buyurduğu üzere kadınlara kötü davrananlar kötü kalpli insanlardır ve imanları zayıftır buyuruluyor. Herhalde çekil düzen vermek gerekiyor bu noktada. Evet. Evet. Teşekkür ediyoruz izleyicimize bu bilgi için. Telefonumuz hazır. Bakalım izleyicimiz ne soracak. Hoş geldiniz yayınımıza. Evet. Sağ olun. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Karabük, Ahmet Bey buyurun. Evet hocam. Hocam şimdi benim size bir sorum olacak. Cumanız mübarek olsun. Hayırlı cumalar. Şimdi benim annem felç geçirdi. Geçmiş olsun. 7 sene oluyor öleli. Ben bunu 5,5 sene yatağa bağlı olduğu için, bakan kimse olmadığı için oğlu olarak ben bunu bezledim. Şimdi sağdan soldan yani ne mehrem günah diyorlar yani. Bunun günahı var mı bir? İkincisi de ben kendim hastayım, kova hastasıyım. Cihaza bağlıyım. Orucumu tutamıyorum yani. Bir yerden de hiçbir gelirim yok yani. Bunun ne yapmam lazım? Evet, başınız sağ olsun. Anneniz felç geçiriyor. Sonra da siz ilgileniyorsunuz, anneyle siz ilgilenip ona bakıyorsunuz. Diğer kardeşleriniz ya da başka akrabalar... Yanaşmadılar, var 5 tane kardeşim daha var. Hiçbirisi yanaşmadı, bakmadılar. Kimse bakmadı anneye. Evet, siz ben baktınız. Yani mecburen bezledim, baktım. Yani bekar olduğum için kendimi mecburen baktım. Evet, evet, evet. Diğer ikinci sorunuz? İkinci sorum da astım, kova hastasıyım yani cihaza bağlıyım. Şimdi bu yönden ben orucumu tutamıyorum yani. Şimdi bir yerde hiçbir gelirim de yok yani yardım, sağa sola yardımıyla geçiniyorum. Evet. Yani bunu ben ne yapmam lazım? Fidyesini veremeyeceğim diyorsunuz. Ne yapabilirim? Yani oruç tutamayacağım. Yok yani. Fidye vermek için durumum da müsait değil. Ne olacak evet, benim durumum diye soruyor izleyicimiz. Ahmet Bey, teşekkür ediyoruz. Size de şifalar diliyoruz aradığınız sağ için. Olasınız. Teşekkürler teşekkür tekrar. Ederim. Hayırlı cumalar. İki sorusu var hocam, buyurun. Efendim, annesine bakıyor, başka bakacak yok, eline sağlık, eline sağlık, başka bakan olmadığı için ve başka yakınları da, başka evlatları da var, onlar bakmıyor da Ahmet Bey bakıyor. O şeref, o sevap, o şeref, o sevap Ahmet Bey'in sevmine düşmüş. Ahmet Bey için bir mutluluktur bu, bu şereftir, bu değerdir bu. Yani ona nasip olmuş. Ötekiler bu şereften pay almak istememişler, isteyememişler. Ama Ahmet Bey'e nasip olmuş bu. Bundan dolayı Allah'a hamd eder. Efendim oruç konusunda da tabii böyle olunca tutmaz, fidye de vermez. Rabbimizin affını diler, lütfunu diler. Rabbimizin affı, lütfu büyüktür. Teşekkür ediyoruz hocam. Bir video sorumuz var. Görelim. İyi yayınlar hocam. Size bir sorum olacaktı. Benim annem 8-9 ay önce korona hastalığı geçirdi. Oksijen cihazına bağlı şu an. Acaba oruç tutabilir mi, tutamaz mı? Onu soracaktım. Evet. Oksijen cihazına bağlı. Oruç tutabilir mi, tutamaz mı? Ya da tuttuğunda orucuna engel olur mu hocam bu cihaz? Acaba işte doktoruyla görüşmesi lazım. Doktoru tutmaması lazım derse tutmamalı. Yoksa ama tutmasına gücü yetiyorsa oksijen cihazına bağlı olmasının orucuna zararı yoktur. Evet. Doktorunun söyleyecekleri önemli ama bunun dışında bu tür cihazların oruca tabii mani olmadığını söyleyebilir miyiz hocam? Doğru. Orucu bozmaz doğru yani. Evet. Peki tabii, bir, doğru. Bir video sorumuz daha var. Görelim. Selamun aleyküm hocam. 10 gün önce kolum kırıldı. Tam bileğimden. Abdest alırken mesh etmeye çalışıyorum. Abdestsiz alçalandığı için acaba abdestimde bir hata olur mu? Merak ediyorum. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Şifalar diliyoruz. Evet, kırılan bileğim abdestsiz alçalandı. Mesle aldım. Abdest kabul olur mu diyor, soruyor izleyicimiz. Hocam bu tür durumlarda nasıl abdest almak icap eder? Yok, abdestsiz olarak sarılmış olmasının hiçbir mahzuru yoktur.
Böyle onun üzerine eliyle mesheder, iş bitti, tamam. Yani eliyle mesheder. Daha önce abdest almalıydım filan demeye gerek yok. Tamam, bu şekilde. Yani dinimiz böyle içinden çıkılmaz, altından kalkılmaz bir yük haline getirmiyor. Yuridullahu bikumul yusr. Allah size kolaylık diliyor, zorluk dilemiyor. Bir video sorumuz daha var, görelim. Evet, selamun aleyküm hocam. Hayırlı cumalar. Sana aleyküm bir selam. Sorum olacak. İmam namazı taburede kılıyor, kıyamı, rükû yapıyor, secdeyi ima ile kılıyor. Cemaat secdeyi tam yapıyor. Namazı namaz oluyor mu? Sizden bunun açıklamasını istiyorum. Başka kıldıracak kimse yok. Peki, bu sorunun cevabını reklamlardan sonra alacağız. Unutmayalım, notumuzu aldık ama öncesinde reklama gitmeden evvel hatırlatmalarımızı yapalım sevgili izleyenler. Bugün inşallah yine Necmettin Nur Saçan'la Cuma sohbetleri hatırası olarak hediyelerimiz var. Onlardan bir tanesi Sesli Yasin-i Şerif kitabı. Şöyle gösterelim. Bir izleyicimize bu kitabı hediye edeceğiz inşallah. Burada tuşlar var, sizi yönlendiriyor zaten. Açma kapama tuşu var. Açalım şöyle. Evet, burada sureler var, kısa sureler var. Ezberlemek için de faydalı olacak bir çalışma olmuş bu. Diyelim İhlas Suresi. Evet, sesini buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Ben kapattım, tekrar açalım. Felak. Evet, bu şekilde açıp kapatıp kendinizi okuyacağınız sureye göre yönlendirebiliyorsunuz. Bir izleyicimize inşallah bu Sesli Yasin-i Şerif kitabından hediye edeceğiz. Bir izleyicimize Kur'an-ı Kerim hediyemiz var. Bir izleyicimize Yasin-i Şerif set hediyemiz var. Ve yine seccadelerimiz var. Geçtiğimiz hafta bu seccadeler Sakarya'dan geldi. Kimdi ismi, not almıştım ben, tekrar söyleyelim. Aynur Özcan hanımefendi pandemi döneminde komşularıyla bu seccadeleri yapmış, bize yolladı. Size hediye etmemizi istiyorlar. Biz de inşallah bu seccadeleri size hediye edeceğiz, yollayacağız. Evet, bunlar için de toplamda 3 şifre vereceğiz. Birinci şifre reklamlardan hemen sonra diyelim ve reklamlara gidelim. Kısa bir ara. Evet, yeniden birlikteyiz. Muhterem hocamız Necmettin Nur Saçan'la Cuma sohbetleri devam ediyor sevgili izleyenler. Muhterem hocam, reklamlardan hemen önce bir WhatsApp video sorumuz vardı. Müsaade buyursanız hatırlayalım soruyu, sonra cevap için sözü size bırakalım. Evet, selamun aleyküm hocam. Hayırlı cumalar. Sana bir sorum olacak. İmam namazı taburede kılıyor, kıyamı, rükû yapıyor, secdeyi ima ile kılıyor. Cemaat secdeyi tam yapıyor. Namazı namaz oluyor mu? Sizden bunun açıklamasını istiyorum. Başka kıldıracak kimse yok. Buyurun hocam. Başka kıldıracak kişi yoksa, imam taburede, cemaat normal olarak kılıyor, caiz mi? Caizdir. Evet, evet. Kılabilirler. Bir video sorumuz daha var, görelim. Selamun aleyküm hocam. Allah'ın selamı, bereketi üzerinize olsun. Bizim sizden bir ailecek bir sorumuz var. Yardımcı olursanız bizi çok sevineceksiniz. Bizim sorumuz şu. Ramazan bayramında verilen fitre ve zekatları Afrika'da açılan su kuyularına bağışlayabilir miyiz? Çok sağ olun, var olun, işiniz yüzünüz rast gelsin. Buyurun hocam. Efendim, şimdi zekat çok önemli bir ibadetimizdir. Yani zekat bir niyetimizin olması, bir de alan kişinin temlik, ona sahip olması lazım. Şimdi biz orada su kuyusu açıyoruz. O kimin? Temlik mi? Yani sahibi oluyor mu kişi? Olmuyor. Öyle olunca gelin onu hayrımızdan yapalım. Zekatımızı ayrıca düşünelim. Yani zekat ibadetimizi usulüne uygun olarak yerine getirelim. Onu da hayrımızdan yapalım. Evet, Afrika'da su kuyusu açtırmak istiyorsak bunu hayrımızdan yapalım ama zekat olarak niyet etmeyelim diyor hocamız. Peki hocam, diyelim ki genel soralım. Hayır kurumlarına zekat verilemez mi? Mesela cami yardımına zekat verilemez mi? Ya da Kur'an kursundaki öğrencilere. Cami yardımı için zekat. Yani
yani Kur'an kursundaki öğrencilere verirsek de şartları vardır, usulü vardır. Evet. Yoksa hulasa fakir sahiplenmeli, vereceğim zekata sahiplenebilmeli. Yani şimdi camiye veriyorum, o ammeye hizmet eden bir yerdir cami. Doğru, doğru. Yani bir fakirin sahiplenmesi söz konusu değildir. Evet. Yani hulasa hem niyetim olmalı hem de verdiğim kişi ona sahip olmalı. Bir fakir, bir ihtiyaç sahibine ulaşmalı verdiğimiz para. Zekat paramız. Evet. Evet, zekatla olmalı, ilgili evet. Bir sorumuz daha var hocam. Yine bir WhatsApp video sorusuymuş. Bakalım bu kez ne sorulmuş, görelim. Selamun aleyküm, hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Hocam, tanımadığım birinin bakkal borcunu ödersem zekatımı vermiş olur muyum? Çok güzel bir soru. Evet, tanımadığımız birisinin bakkala gidiyoruz. Diyoruz ki, aç bakalım şu sayfayı. Kimin borcu var, kimlerin borcu var? Tamam, şu falan kişinin borcunu ben üstleniyorum. Zekat olarak veriyorum. Haberi olsun ya da olmasın. Bunu sil diyoruz mesela. Bu zekat yerine geçer mi hocam? Herhalde geçer diyelim. Çünkü zengin olsa borçlanmaz. Bakkala borcu olmaz adamın. Evet. Belli ki fakir kişiler borçlanıyorlar. Ve zekat vermekle mükellef olan kişi de varıyor. Ben o kişinin borcunu ödeyeyim diyor. Yani olur inşallah. Yani. Evet. Evet. Peki, teşekkür ediyoruz. İlk şifreyi paylaşalım. Bugün hediyelerimiz var demiştik. Evet, bir izleyicimize inşallah Kur'an-ı Kerim hediyemiz var. Bir izleyicimize Sesli Yasin kitabı hediyemiz olacak. Muhterem hocamızın İrşad ve Tebliğ Hizmeti'nin 63. yılında Hatıralarım adlı eserini bir izleyicimize inşallah hediye edeceğiz. Yasin-i Şerif set hediyemiz var. Aynı zamanda seccade hediyelerimiz olacak. Bunlar için şifre veriyoruz. İlk şifre daha. Evet, birinci şifre bu. Henüz bir şey kaçırmadınız. Kalem kağıtlar hazırsa birinci şifreyi paylaşalım. Cenab-ı Hakk'ın o mübarek, o güzel isimlerinden birisi. İlk şifre. El-Vahid. Ya Allah Celle Celaluhu. Tek. Yani tek. Zatında, sıfatlarında, isimlerinde, hükümlerinde asla şeriki ve naziri, ortağı ve benzeri olmayan Allah. O yüzden biz La ilahe illallah. Allah'tan başka hak mabut yoktur diyoruz. El-Vahid. Evet. Evet efendim. Birinci şifremizdi. İki şifremiz daha olacak bu hediyeler için. Kalem kağıtlar hazır olsun. İnşallah ilerleyen bölümlerde diğer şifreleri paylaşacağız. Samsun'dan selamlar var. Bizi izliyorlar şu anda. Bize selam yollar mısınız diyorlar. Selam ediyoruz Samsun'a. Adıyaman'dan siz izliyoruz. Hocamızın bu mübarek günde dualarını bekliyoruz. Lütfen hocamız bize de dua etsin. Adıyaman'a selam yollar mısınız demişler. Adıyaman, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Çankırı'dan izleyenler var. Selam ediyoruz. Denizli'den selam ediyoruz demişler. Bir diğer izleyicimiz Ordu'dan şu anda hocamızı izliyoruz. Hocamızdan dua talep ediyoruz. Ordu'ya da selam yollayın. Ordu, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Mesajlarınızı bekliyoruz. Az sonra Instagram mesajlarına da bakarız ama öncesinde bir telefonumuz var. Bakalım izleyicimiz ne soracak? Az sonra telefon. Tamam, video sorumuzu görelim. İyi günler, iyi yayınlar hocam. Ben durmadan gülüyorum. Ben kalp hastasıyım, ben şeker hastasıyım. İki kere felç geçirdim. İlk önce hiç gülmüyordum. Şimdi namazda olsa durmadan gülüyorum. Annem vefat etti. Annem başucunda durmadan güldüm. Bu namaz kılarken gülüyorum, durmadan gülüyorum. Hep gülüyorum. Acaba bunun günahı nedir? Mesela namazda olsa, şeyde olsa gülüyorum durmadan. Evet. Buyurun hocam. Efendim, normal olarak aklı başında bir kişi namaz kılarken gülse abdesti de bozulur, namazı da bozulur. Evet. Ama bu kardeşimizin anlattığı olay bir müstesnadır, bir hastalık durumundadır. O yüzden abdesti de namazı da bozulmaz. Bakın cenazede bile elinde olmayarak gülüyor. Artık bunu böyle kasıt yok, kasten yapmıyor. İradesi var. Dışında bir olay bu.
Evet, bir rahatsızlık. Bipolar bozukluk da diyebiliriz hocam. Hani duygu durumu bozukluğu diyorlar ya hocam. Böyle bir rahatsızlığı var. Bu durumlarda abdest bozulmaz mı diyorsunuz? Namazda namaz bozulmaz, abdest bozulmaz. Namazı da bozulmaz, evet. Bozulmaz. Ama tedavi alabiliyorsa, imkanı varsa izleyicimizin herhalde bu konuda yardım alması, tedavi alması gerekebilir. Çünkü hocam hakikaten rahatsız edici olur. Cenazede bile gülmeye başladım diyor. Cenazede, annemin cenazesinde gülüyordum diyor. Teşekkür ediyoruz izleyicimize. Geçmiş olsun. Şifalar diliyoruz. Bir video sorumuz daha var. Görelim. Hocam hayırlı cumalar. Size bir sorum olacak. Anneannem ablama hep örtün diyor. Namaz kıl diyor. Ablam da bırak ben kendi istediğim zaman yaparım diyor. Bir yüzden tartışıyorlar. Maşallah. Ablam 15 yaşında. Hangisi? Ablam mı haksız, anneannem mi haksız? Hay maşallah. Nazar değmesin kardeşimize. Hocam buyurun. Ne güzel sordu. Anneanne üzerine düşen görevi yapıyor. Emri bil maruf, nehi anil münker. Yani hakkı ve hayrı söylemek vazifemizdir. Hanım kızımız doğru yapmıyor. Haklı olan burada anneannedir. Ama anneanne bunu çok kırıcı, damarına basıcı şekilde de söylememesi lazım. Fakat kendisine söylenilen kızımız da anneannem benim iyiliğim için söylüyor. Rabbimizin emrini söylüyor deyip anneanneye kaba davranmaması gerekiyor. Rabbimiz bakın peygamberimize ne diyor? Ve'mur ehleke bis salati vestabir aleyha. Ey peygamber, ailene namazla emret, sen de devam et ey peygamber. Yani peygamberimiz o yüzden bakın Hazreti Fatıma'nın evinin önünden geçerken namaz, namaz diyerek uyardığını görüyoruz. Büyüklere, anaya, babaya, babaanneye, anneanneye düşen görev de budur. Fakat onu isyan ettirecek dereceye de gelmemeli. Duyurur, tebliğ eder, o kadar. Ama kendisine tebliğ edilen kişinin de çok anlayışlı, saygılı davranması doğru olan yoldur. Teşekkür ediyoruz hocam. Evet, hayırlı cumalar. Elazığ'dan Tülin, sizi severek izliyoruz. Dualarımız sizinle, sizden de dua bekleriz. Hocam ama Elazığ'a hiç selam göndermiyorsunuz demiş izleyicimizin, böyle bir sistemi var. Peki Elazığ'a da selam ediyoruz. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar Elazığ diyelim. Ve tabii, telefonumuz hazır, telefonumuzu alalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Evet, buyurun, yayındasınız şu anda, İstanbul'dan izleyicimiz. Hocam sizi duyuyor, buyurun. Hocam benim şöyle bir sorum olacak. Buyurun. Kayınpederim 7 ay önce vefat ediyor kanser nedeniyle. Allah rahmet eylesin. Kayınvalidem sürekli bana imalarda buluyor. Yüzüme karşı söylüyor, vebali senin boynuna, kemoterapiyi sen verdin, ölümün sebebi sensin diye suçlamalarda bulunuyor. Ve şu an benim psikolojim bozulmuş durumda. İkinci sorum daha olacak hocam. Evet. Yani bunun günahı sevabı nedir diye kayınpederime Allah razı ol, yani rahmet eylesin. Çok iyi şekilde baktım, yemedim, yedirdim, içmedim, içirdim. Yani son anına kadar yanında oldum. Ama bir türlü kabullenemiyor kayınvalidem ölümünü. Tedavisiyle siz ilgilendiniz, getirip götürdünüz, ilaçlarını verdiniz, bakımını yaptınız. Hocam. Sonra vefat etti kanserden kayınpederiniz ama kayınvalide de sizi suçluyor, öyle mi? Evet hocam. Ne diyor mesela, yani, niye suçluyor? Kemoterapiyi benim verdiğimi söylüyor. Benim isteğimle verdiğini söylüyor. Sonuçta bunu doktor kontrolünde gerçekleşen bir durum bu. Oğlu ve kızı hepsini biliyordular hocam. Ama gel gelelim benim isteğimle, doktorla ben anlaşmışım, benim isteğimle kemoterapi verilmiş. Ondan dolayı da vefat etti diyor yani. Evet. Evet, şu anda konuşmuyor musunuz kayınvalidenizle? Bir aradayız, konuşuyoruz ama benim şu an psikolojim bozulmuş durumda. Niye ben suçlanıyorum? Her şirketin bilgisi vardı. Tek benim bilgim yoktu. Kayınvalidem hiçbir şekilde kanser olduğu söylenmemişti oğlu ve kızı tarafından. Evet.
O nedenle ben suçlanıyorum. Kayınvalidemin gözünde ben katil durumundayım. Bana söylüyor zaten sen katilisin diye. Allah Allah. Bu soru için notumuzu aldık. İkinci sorunuz neydi? İkinci sorum dayım ve halam 5 arayla vefat ediyorlar. Evet. İkisi karı kocalar. İkisi de kanser nedeniyle vefat ediyor. Dayım Haziran ayında vefat ediyor. Halam da Kasım ayında vefat ediyor. Evet. Halamın mezarında aşırı derece bir sinek ve pis koku. Kasım ayında öldüğüne göre yani pek sıcak değil. Halanızın pis mezarı. Evet. Halamın mezarından pis koku ve aşırı derece sinek çıkıyor. Evet. Onun sebebini öğrenebilir miyim? Dinen bunu neye yorumlamak lazım? Yani, evet. Ya bakımsız belki hani mezarla ilgili bir sıkıntı sorun olabilir. Temizliğiyle ilgili yetkililerle görüştünüz mü? Hani bakımsız bir mezar olabilir. Mezarlığın kendisi bakımsız olabilir. Görüştünüz mü yetkililerle? Yetkililerle görüştüm. Hocam halamla dayım mezarı yan yana. Ha, yan yana. Aynı yan yerdedir. Yana. Evet, evet. Dayım yani yazın başında öldü. Haziran ayında daha çok yani koku ve şey olmasına göre. Alam Kasım ayında kışın öldü. Aralık ayında mezarına gidiyoruz. Aralık ayında yani sinekler uçuşuyor üstüne. Sürekli mi öyle peki? Içinden... Sürekli mi öyle? Sürekli mi? Sürekli öyle değil. Şu an o durum kesildi. Tamam. Yani demek ki bir hayvan belki orada öldü. Çok affedersiniz onun leşi belki orada yakınlarda bir leşi oldu. Hani ben yorum getiriyorum sadece ama dinen bunun açıklamasını hocamıza bırakacağız. Teşekkür ediyorum. İki soru sordunuz. Hocam buyurun. Efendim birinci soru gelin hanım örnek bir gelin hanımdır. Ne güzel hizmet ediyor. Üzerine düşen görevi gayet güzel yerine getiriyor. Sonra tabii hastalık neticesinde vefat ediyor. Tedavisinde zorlandığımız bir hastalıkla vefat ettikleri için inşallah Rabbimiz onlara şehitlik rütbesi amin. İhsan eder. İnşallah. Ama bu arada kayınvalide yanlış bir yorum, yanlış bir değerlendirme yapıyor. Buna sen sebep oldun diyor. Gelin hanıma düşen şudur. Gelin hanım gençtir, sinirleri daha sağlamdır. Yani kayınvalidenin bu değerlendirmesi karşısında sinirlerini asla bozmamalı. Şu ayeti hatırlıyorum bakın. O cennet yolcusu müminler ki vel kazımînel gayz öfkelerini yutarlar. Devamı vel afîn anin nas öfkelerini yutmakla kalmazlar. İnsanları affederler. Affetmekle de kalmazlar. Vallahu yuhibbul muhsinin. Kötülük edenlere iyilikle karşılık verirler. Yani bakın cennet yolcusu mümin olabilmek için üç şey görüyor musunuz? Önce vel kazımînel gayz öfkelerini yutarlar. Vel afîn anin nas insanları affederler. Vallahu yuhibbul muhsinin. Kötülüğe iyilikle karşılık verenleri Allah sever. Yani bugüne kadar gelin hanım çok güzel şeyler yaptı. Gel kayınvalidenin tahammülü, sinir gücü kendisinden daha zayıftır. O yüzden onu hoş görmeli. Onu hoş görmeli. Onun o ithamları, onun o yorumları karşısında hoş görmeli. Anlayışla karşılamalı. Sevabını Rabbimiz biliyor, o bilecektir. Allah biliyor. Yani kendinin ne kadar iyi niyetle yaptığı malumdur Rabbimize. Evet efendim. İkinci soru soracağım. O sinek meselesi filan gelin onları da söylemeyelim. Yani o elbette normal şeylerdir. Bazı yerlerde belki mezar yapımından filan oluyor. Belki bir delik buluyor. Bilmem çıkacak girecek bir yer buluyor o hayvanlar. Öyle oluyor. Onları söylememeli. Yani geçmişlerimizin aleyhinde veya kötü yoruma sebep olacak şeyleri söz konusu etmemeli. Üskürüme hasine mevtakum, ölülerinizin iyiliklerini söyleyin, onlara rahmet okuyun. Hocam şunu öğrenmek istedi galiba izleyicimiz. Diyor ki yani şimdi bir mezarda işte pis kokular varsa, işte orada sinekler üşüşüyorsa bu o kişinin azapta olduğunu, kötü öldüğünü mü gösterir dinen? Öyle mi yorumlamak lazım? Hayır. Onu soruyor. Hayır.
o anlama gelmez. O evet. anlama gelmez. O anlama gelmez. O yorumları yapmamalı. Evet. Bize düşen rahmet okumaktır. Teşekkür ediyoruz hocam. Bir video sorumuz daha var. Görelim. Merhaba hocam. İyi yayınlar. Hocam babaannem bende kalıyor. Yatalak ve devletin bakıcılara vermiş olduğu bir maaş var. O maaşı eşim alıyor. Ve o eşim o maaşın almasından yana içi rahat değil. Yani bu bakıcı parası sanki helal değilmiş gibi bizim ona bakmakla yani yükümlü olduğumuz için bu maaşın helal olmadığını düşünüyor. Hassasiyete bakar mısınız? Bununla alakalı görüşünüzü alabilir miyiz? İslami görüş nedir? Buyurun hocam. Efendim Allah devletimize zeval vermesin. Sosyal Amin. Devlettir. Onu veriyor. Anasının ak sütü gibi o parayı kullanmakta tereddüdü olmasın. Evet. Evet. Devletin verdiği yaşlı bakım parası, maaşı helal, caizdir. Ama hocam hassasiyeti içinde izleyicimizi tebrik etmek lazım. Ne kadar ince düşünüyor, hassas düşünüyor. Ne güzel söylediniz tabii. Devlet bizim devletimizdir tabii. Evet, devam edelim. Instagram'dan gelen sorulara bakalım. Az sonra ikinci şifreyi paylaşacağız. Instagram'dan Abdullah Bey'in sorusu. Muhsin Bey, ben ve eşim kronik rahatsızlıklarımızdan dolayı oruç tutamıyoruz. Oruçlarımızın fidyesini gıda yardımı olarak verebilir miyiz? İlla para mı vermemiz gerekiyor? Efendim, aynı de verebiliriz, nakdi de verebiliriz. Nasıl yani, hatta vereceğimiz kişinin menfaatine hangisi uygunsa onu tercih ederiz. Gıda maddesi olarak da verebiliriz, giysi de verebiliriz, kırtasiye, kitap falan öyle verebildiğimiz gibi para olarak da verebiliriz. Teşekkür ediyoruz hocam. Yine Instagram'dan Zeynep Hanım sormuş. Hanımların kefen parçası olan göğüs örtüsüne belirli sayılarda Kelime-i Tevhid yazıldığında Mevta'nın hesabı kolay geçer diye bir şey duydum. Bu doğru mudur? Erkekler için de böyle bir durum söz konusu mudur? Kefene yazı yazmanın mahsuru var mıdır? Hanım kardeşimiz tabii duymuş da biraz eksik. Yani hem hanım hem de beyler için yıkanıp kefenlendikten sonra cephesine Bismillahirrahmanirrahim, göksüne de La ilahe illallah. Öyle elimizle, şehadet parmağımızla. Öyle mi? Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Yani öyle sabit kalemle falan değil. Sabit kalemle yazarsam ne olur? Mezarda çürüyecek falan. Belki cenazeden bir şey mayiler akacak, onun arasında kalacak. Ona gerek yok. Sadece yani demek ki Bismillahirrahmanirrahim cephesine, alnına böyle, göksüne de La ilahe illallah. Hocam herhangi sadece bir boya olmayacak. Boya ya da kalem olmayacak. Parmağımızda. Parmağımızda. Boya falan yok. Sadece şehadet parmağımızla. Bismillahirrahmanirrahim, La ilahe illallah. Erkek için de, hanım için de. Bunları yazabiliriz. Bunların yani dışındakiler. Bunlar asıl bilmiyor. Kalbimizde olacak değil mi? Yani cenazeyi kabre indirirken Muhsin Bey, Bismillah ala milleti Resulillah. Böyle deriz. Ve cenazeyi böyle sağ tarafına meyilli yatırırız. Yani sırtının altına biraz toprak yığarız. Ne demek bu? Kalbi Kabe tarafına gelsin. Allah! Ya demek ölümümüzün Kabe ile ilgisi var. Ya öyleyse dirimizin de Kabe ile ilgisi olsun. Ölümümüzün Kabe ile ilgisi var. Ölümümüzü bile böyle muhtazar deriz. Bakın hasta, yani ölmek üzere bulunan kişiyi de böyle, ama sağ tarafı, ama ayakları, yani şöyle hastayı kaldırdığımızda göksü, kalbi Kabe tarafına gelecek şekilde yatırırız. Hı-hı. Muhtazar, ölmesi yaklaşmış olan hastaya yatırma şeklimiz de böyle olacak.
Hocam kefenin üzerine boyasız, kalemsiz sadece el işaretiyle alnının cephe kısmına Bismillahirrahmanirrahim dediniz. Göğüs kısmına La ilahe illallah dediniz. Peki kadın erkek fark eder mi hocam? Kadın erkek fark eder mi? Hayır, kadın erkek hem erkek hem kadın için bu. Teşekkür ediyoruz hocam. Elif Hanım'ın Instagram'dan sorusu. Merhaba hocam, hastanede cihaza bağlı bir tanıdığımız var. Boğazı delik, karnı delik, burnundan besleniyor. Doktorlar fişini çekelim diyor. Dinen bu hastanın fişini çekmek caiz midir? Fişini çekmemiz caiz değildir. Yani ötenazı diyorlar ya, evet. Ötenazı yani bunu isteyen için intihar, yapan için cinayet olur. Allah Allah. Dinen İsteyen için intihar, yapan için cinayet olur. Evet. Peki ikinci şifreyi paylaşalım, sonra devam edelim. Kur'an-ı Kerim hediyemiz, Sesli Yasin-i Şerif hediyemiz, Hatıralarım kitabı var hocamızın. Bir izleyicimize hediye edeceğiz. Yasin-i Şerif set hediyemiz var ve seccadelerimiz var. Bunlar için de şifreler veriyoruz. İkinci şifre ekranlara geliyor. Cenab-ı Hakk'ın o mübarek, o güzel isimlerinden birisi daha. El-Evvel, Ya Allah Celle Celaluhu. İlk, yani hem evvel hem ahir. Yani hem ezeli hem ebedi. Zamanı da mekanı da yaratan O'dur. Evet. İkinci şifre ekranlarda, son bir şifre kaldı. Biraz sonra son şifreyi de paylaşacağız hediyelerimiz için. Ama önce bir telefonumuz var. Telefonla devam edelim. Hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Buyurun efendim. Alo. Yayındasınız şu anda. Buyurun. Sinop'tan Fadime Hanım. Merhaba hocam. Hayırlı günler, hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Buyurun. Benim bir sorum var hocama. Buyurun, ben not alayım. Buyurun. Yıllardan bir de hastasıyım ben. Ondan sonra geceleri zuhurda yemeği yiyince çok rahatsız oluyor. Evet. Rahatsız olduğumuzun affedersin, çok affedersin, bozarım diye niyetimi o gece itmiyorum. Sabahlayın, kuşluklayın diyor. Bunun bir sakıncası var. Geçen akşam Diyanet TV'de dinledim. Gece niyetlenmesi lazım dedi. Ama ben de ondan çok şey oldum. Acaba rahatsız oldum, kabul olmadı mı bu zamandaki tuttuğum oruçla diye. Yani siz sabah sabah niyetleniyorsunuz oruca bu rahatsızlıklardan dolayı. Sabah yani. Kaç gibi sabah niyetleniyorsunuz? Sabah kaç gibi niyetleniyorsunuz? Sabahlayın böyle saat 10'a doğru falan niyetleniyorum. Bazen de unuttuğum zaman oluyor. Onun bir sakıncası var mı? Peki buyurun hocam. Esasen niyet kalp işidir. Hanımefendi, o ta sabahtan niyetleniyor o. Yani ben bugün oruç tutmayacağım, oruç yiyeceğim diye düşünmüyor. Yani kalbi öyle, o diliyle söylediğini niyet zannediyor hanımefendi. Yani diliyle söylemek de iyi de asıl niyet kalptir, kalp. Yani ben yarın oruç tutacağım, bitti. Yani bu niyettir işte. Hocam yok, rahatsızlıklardan dolayı. Yok, hocam, yaptığı şey doğru. Rahatsızlıklardan dolayı erteliyor. Evet. Normalde niyeti yapabilir ama hani acaba tekrar hastalanır mıyım? Hastalanırsam oruca devam etmeyeyim diye bunu uyguladığını söylüyor. Yani şimdi o düşünceyle ise bir şey yemeyip içmediği takdirde yine niyeti geçerlidir. Saat 10'da 11'de yaptığı niyet geçerlidir. Hatta mısınız? Hattayım hocam, hattayım. Hocamızı duydunuz. Bir sorum daha var. Buyurun. Benim oğlum 50 yaşında, oruç tutmaya önceleri çok tutardı, yani devamlı tutardı. Şimdi tutmaya, nedenini de söylemeye, hastalığından dolayı mı tutmaya ne diye, ben çok üzülüyorum, rahatsız oluyorum. Ben bir sorumlu olabiliyor mu? Oğlunuzun tutmadığı oruçtan dolayı siz sorumlu musunuz? Ha. Onu soruyorsunuz galiba. Evet. Teşekkür hocam, ediyoruz. Evet. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Çok sürekli izlediğim program. Çok eksik Allah olmayın. Fadımızdan eksik etmesin. Sinop'a selam ediyoruz Fadime Hanım. Ailenize selamlar, sağ hürmetler. Sağ ol, hayırlı cumalar. Günler, hayırlı cumalar. Hocam, çocuklarımızın tutmadığı oruçlardan dolayı biz sorumlu olur muyuz? Evlatlarımızın tutmadığı oruçlardan, kılmadığı namazlardan dolayı. Anne, yani
bülü çağına kadar, akıl bali oluncaya kadar anne baba zannederim görevlerini yapmışlardır. 50 yaşına gelmiş, kendisi de ana oldu, baba oldu, dede oldu icabında. Öyle olunca annenin babanın bunda sorumluluğu yoktur. Oğlumuz ama bir hastalığından dolayı, yok hastalığı yoksa, yani bir inanç zayıflığı mı meydana geldi? İşte dini irşada, dini tebliğe ne kadar ihtiyacımız var? Bakın şu eli öpelesi ana bu derdi duyuyor. 50 yaşındaki oğlum oruç tutmuyor. Tutmayış sebebini de bilmiyorum. Ana olarak bundan dolayı yüreğim yanıyor. Benim sorumluluğum var mı diyor ya. Eli evet. Öpelesi ana böyle diyor. Yani oğlumuzun işte dini irşada, tebliğe ne kadar ihtiyaç vardır? Ya bu mübarek 3 aylar geliyor, gidiyor. Hiç insaf etmem mi? Hiç aklımı başıma almam mı? Bilmediğim dini bilgileri öğrenme yoluna gitmem mi? Ya yani hazinenin üzerinde oturup da açlıktan nefesi kokan gibi, yani ırmağın yanında durup da susuzluktan dodağı çatlayan gibi olmamalıyız. Yani minare gölgesinde, ezan ülkesinde Müslüman ana babadan dünyaya gelmişiz. Bunların kadru kıymetini bilelim. Amin. Bunların kadru kıymetini bilelim. Amin. Evet. İnşallah hocam. Allah hocamıza sağlıklı uzun ömürler versin inşallah. Gaziantep'ten şu anda sizi izliyoruz. Bize de selam eder misiniz? El sallar mısınız demişler. Hayırlı sabahlar Gaziantep, hayırlı cumalar Gaziantep diyelim. Bir diğer izleyicimiz Antalya'dan izlediğini söylemiş. Antalya'da selam ediyoruz. Hayırlı sabahlar Antalya, hayırlı sabahlar. Cumanız mübarek olsun Antalya. Hocam bir video sorumuz daha var. Bakalım bu kez izleyicimiz ne sormuş? Selamun aleyküm hocam. Ben eşimle muhabbetim daha aleyküm çok artsın selam diye şu duayı okuyorum. Ve el gayetü aleyke muhabbeten minni. Bu duayı okuyup yemeklerimize, içtiğimiz sularımıza katıyorum. Okuyup üflüyorum. Acaba doğru mu yapıyorum? Hocam izleyicimizin okuduğu sure midir, ayet midir, dua mıdır? Tekrar verelim mi? Tekrar bir dinleyelim. Tekrar dinleyelim. Selamun aleyküm hocam. Ben eşimle muhabbetim daha çok artsın diye şu duayı okuyorum. Ve el gayetü aleyke muhabbeten minni. Bu duayı okuyup yemeklerimize, içtiğimiz sularımıza katıyorum. Okuyup üflüyorum. Acaba doğru mu yapıyorum? Buyurun hocam. Efendim bu Taha suresi 39. ayettir. Buna gerek yoktur. Bu doğru değildir. Yani bu ayeti kerimeyi yemeklerimize, suyumuza değil de ya ne edelim? Biz davranışlarımızda, sözlerimizde yaşayalım. Sevdiğimizi dilimizle ifade edelim. Rabbimiz bakın ve min ayatihi en halaka lekum min enfusikum ezvaca. Şu da benim varlığıma delil ki kendi cinsinizden eş verdim, aranızda saygı ve sevgi olsun diye. Ve ceale beynekum meveddeten ve rahme. Aranızda sevgi ve saygı olsun diye, huzur bulasınız diye kendi cinsinizden eş vermiş olmam benim varlığıma delildir. Güler yüz, tatlı söz, hizmet. Yani bakın Zeynep annemiz peygamberimiz bal şerbetini severmiş. En güzel giysisini giyiyor. Güler yüzüyle sevgili peygamberimize bal şerbetini ikram ediyor. Gönlüne girmek olmaz mı? Veya diğer tarafı düşünelim. Ya hanımefendi eline sağlık. Ne güzel de çay yapmışsın ya. Aman ya Rabbi. Atan anan nur içinde yatsın. Bak kadının gönlü tutuşmaya başladı değil mi? Yani öyle bir ayeti kerimeyi yemeğe katmayla, suya katmayla değil. Davranışlarıma geçmeli o. İnşallah. Hayatımda olmalı. Yüzüm güler yüz, tatlı söz olmalı. İkram olmalı. Onu uğurlarken
dua ile uğurlamalıyım. Gelirken neşeyle karşılamalıyım. Karşılanan, uğurlanan da aynı şekilde karşılık versin. Bakın yuvada nasıl güzellikler oluyor. İnşallah. Bir video sorumuz daha var, görelim. Selamun aleyküm, hayırlı cumalar hocam. Size bir sorum olacak. Çalıştığımız iş yerlerinde genellikle cuma namazı kılmamıza izin verilmiyor. Bu gibi iş yerlerinde çalışmamız uygun mu? Ben bunu bir kez yaşadım, iş bırakmak zorunda kaldım. İşverenlerimizin çoğu demiyorum ama bir kısmı bu cuma namazına karşı geliyor. Ne yapmamız lazım? Teşekkür ederim, hayırlı cumalar. Biz teşekkür ediyoruz. Buyurun hocam. Böyle olan iş yerinde çalışırız ama cuma namazımızı kılmamıza izin verecek iş yerini de ararız. Hem böyle olan iş yerinde çalışırız ama cuma namazını kılmamıza izin verecek iş yerini de ararız. Teşekkür ediyoruz hocam. Bir video sorumuz daha var. İzleyelim. Ner hocam, benim bir sorum olacaktı. Hocam, eşin her istediği olur mu? Hani erkek hani eşine yanaşmak istediğinde her seferinde olur mu? Bir de hocam, eşim sürekli şey yapmıyor, yani banyosunu yapmıyor, gusülünü almıyor. Bu yüzden ben de yanaşmıyorum, hani izin vermiyorum. Belki vaktinde hani gusülünü alsın diye, yine de beni dinlemiyor hocam. Bir de hep sürekli de tartışıyoruz. Tartışınca zaten ben o gün o gece yani yanında bile olmak istemiyorum. Hiç söylenmeyecek sözler söylüyor, kırıcı oluyor. Bu durumda yani ben de uzak kalmayı tercih ediyorum. Yani yanlış mı yapıyorum hocam? Eştir diye her istediğinde olacak mı? Evet, teşekkür ediyoruz izleyicimize. Birden fazla sorusu var. Eşimiz her yakınlaşmak istediğinde ona karşılık vermek zorunda mıyız? Her seferinde onun isteğini yerine getirmek zorunda mıyız? Karşılıklı anlayış nasıl olmalı Dinen? Bunu sordu. Bir diğer sorusu, eşim gusül abdesti almıyor. Ben de bundan dolayı eşime yaklaşmıyorum dedi. Bu konuda neler söylersiniz hocam? Eşimle tartıştığım zaman da yatağımızı ayırıyorum, ayrı yatıyorum dedi. Efendim, bir kere tabii daha açık konuşamıyoruz. Değerli seyircilerimiz anlayışla karşılamalı. Gayrimeşru isteklerine uymak mecburiyetinde değildir. Ama meşru isteklerini de karşılıklı rıza ile, karşılıklı anlayışla, sevgiyle olur. Böyle değil. Mete zoru. Böyle de olmaz tabii. Sevgili Peygamberimiz bey hanımını davet eder, o da gelmezse sabaha kadar meleklerin laneti onun üzerine olur. Ama koca da anlayışlı olmalıdır. Yani sevgili, saygılı bir ortam olur da öyle yaklaşılır. Yoksa öyle olmadan mete zoru, tabii hanımefendi de onda mazurdur. Gusül yapmaması erkeğin hatasıdır. Bir kere gusül farzdır. Nasıl yapılmaz? Bir Müslüman yani bir namaz vakti geçmeyecek şekilde gusül görevini yerine getirmeli. Adeta gusül yapacak duruma gelen insan sanki hastadır. Onun dirimi gusülle olur. Yani o gusül neyle yapıyoruz? Suyla. Su neden meydana geliyor? İki hidrojen, bir oksijen. Bayılan kişiye su serpilir. Adeta o kişi hastadır. Onun dirilmesi yıkanma iledir, gusül iledir. Farz olan Rabbimizin bir emridir. Yani biraz önce söylediğimiz gibi yine bir irşat eksikliği. Evet. Yine bir irşat. Yani doğrusu ben duyduğumu hayret ediyorum. Nasıl olur bu güzel ülkede, yani yüzyıllardan beri Müslüman yaşamış, Müslümanlığı başka yerlere taşımaya çalışmış olan bu cennet vatanda bu gaflet nasıl olur? Yani bunun için
Bunun için ey din görevleri, biz ne kadar seferber olmalıyız? Görülüyor ki insanlığın, vatandaşlarımızın ne kadar irşat ve tebliğ hizmetine ihtiyaçları vardır. Hanım kardeşimiz bu tereddütlerinde elbette haklı ama o onun sorumluluğudur. Sen gusül yapmıyorsun diye davetine icabet etmemekle de biz hata işlemiş olmayalım. Ama o da bizim hayat arkadaşımızdır, eşimizdir. Onu güzellikle ikna yoluna gitmeliyiz. Yaratan, yaşatan Rabbimizin farz olan emridir bu. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam. Evet, dua bölümüne geçeceğiz. Hocamızdan yine dua tavsiyesi rica edeceğiz ama öncesinde son şifreyi paylaşalım mı? Paylaşalım. Bu arada izleyicilerimiz de aramaya başlarlar bizi. Evet, hediyelerimiz için ki 4 tane hediye vereceğiz bugün. İlk düşüreni de yayına bağlayabiliriz vaktimiz olursa. Bir Kur'an-ı Kerim hediyemiz var. Sesli Yasin-i Şerif hediyemiz olacak. Yasin-i Şerif seti ayrıyeten hediyemiz var. Hocamızın Hatıralarım kitabı var. İrşad ve Tebliğ Hizmetimin 63. yılında Hatıralarım adlı eseri kaleme aldı hocamız. Bu kitaptan da inşallah hediye edeceğiz bir izleyicimize. Bunlar için şifre veriyoruz. Hadi gelsin son şifre. Cenab-ı Hakk'ın o mübarek, o güzel isimlerinden birisi daha. El-Ahir, Ya Allah Celle Celaluhu. Yani biraz önce söyledik. El-Evvel ilk, El-Ahir son. Yani Rabbimiz hem evvel hem ahir. Hem ezeli hem ebedi. Yani zamanı da mekanı da yaratan Rabbimizdir. Evet. 3 şifreyi paylaştık. Biz de ona hudutsuz ihtiyaçlarla muhtacız. Teşekkür ediyoruz hocam. 3 şifreyi de aldıysanız irtibat numaralarımız ekranda 0212 alan koduyla 300404 300606. Hattımızı düşüren ilk 4 izleyicimize bu hediyeler. Bunu da söyleyelim. Aramaya başlayabilirsiniz. Ve dua tavsiyesi bölümümüz. Hocam bugün hangi duaları öğreneceğiz sizden? Efendim, Enes İbni Malik radıyallahu anh, sevgili peygamberimiz camiye geliyor. Bir sahabi namaz kılıyordu. Namazdan sonra şu duayı yaptı. Allahümme inni es'elüke bi enne lekel hamd la ilahe illa entel mennan bedi'us semavati vel ard zülcelal vel ikram ya hayyu ya kayyum. Sevgili peygamberimiz bu kimse ismi azamla dua etti. Böyle dua edilince de Rabbim verir buyuruyor. Yani ismi azamla, Esma-i Hüsna ile dua etti. Enes İbni Malik yine anlatıyor. Başka birisi de şöyle dua etti. Allahümme inni eselüke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard zülcelal vel ikram. Eselükel cenne ve euzbike minen nar. Efendimiz buyuruyor. Bu adam Allah'tan onun yüce isimleriyle istedi. Böyle olunca Allah onun duasını kabul eder buyurdu. Bakın bu iki duada da geçen Esma-i Hüsnalar neler? Rahman, Rahim, Rab, Mennan, Ahad, Samet, Hay, Kayyum, Malikul Mülk, Bedi'us Semavati vel Ard, Zülcelal vel İkram. Evet, bütün bunlar geçti. Bütün bunlar. Yani Rabbimizin güzel isimleri, bu isimlerin sahibine el açıyor, boyun büküyoruz. Bunu düşünerek, bunu bilerek dua ediyoruz. Ve böyle olan duanın da kabul olacağını sevgili Peygamberimiz müjdeliyor. Allah razı olsun hocam. Demek ki Allah'ın yüce isimleriyle yapılan dualar kabul oluyor. Efendimiz'den öğrendiğimiz dua, hocamızın az evvel aktardığı ve yönetmenimizin ekrana verdiği ismi azam ile yapılan dualar demek ki kabul oluyor. Bu duaları yapma gayreti içerisinde olmak lazım. Hocam Allah razı olsun, öğrenmiş olduk. Allah'ım hamd sana mahsustur. Aha. Senden başka ilah yoktur. Sadece sen varsın. Sen mennansın. Gökleri ve yeri yaratansın. Celal ve ikram sahibisin. İsim ve niteliklerin ile istiyorum. Senden cenneti istiyorum ve cehennemden sana sığınıyorum. Evet, duamız bu şekilde.
ekran görüntüsü almak isteyenler için de şu anda ekranda dualarımız. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Yarın da inşallah programımız var. Cumartesi sabahları yine hocamızdan dua tavsiyeleri rica edeceğiz ama siz de şu hususlarda da hocamızdan dua tavsiyesi istiyoruz diyorsanız onları bize belirtin. Yazın. Video olarak yollayabilirsiniz. Instagram'dan yazabilirsiniz. İstediğiniz konulardaki duaları lütfen bize yazın, paylaşın sevgili izleyenler. Bir video sorumuz var. Soru ile devam edelim. Hocam selamünaleyküm. Hayırlı cumalar, hayırlı günler. Size bir sorum olacak. Benim yüzümde egzama var, kaşıntı hastalığı. Ara ara çok şiddetli kaşınıyor ve yanma da oluyor. Ben çok şiddetlenince abdest alamıyorum. Teyemmümle namaz kılıyorum. Doğru mudur? Hayırlı günler. Teşekkür ediyoruz. Buyurun hocam. Yine de doktorunun da tavsiyesini almalı zannederim doğru yapıyor hanımefendi. Doğru yapıyor. Yani şimdi eksama olunca su deyince müthiş bir kaşıntı başlıyor. Herhalde doktoru da bunu onaylayacaktır. Öyle olunca hanım kardeşimizin yaptığı doğrudur. Su var ama kullanamıyor. Öyle olunca teyemmüm yapabilir. Peki. Hattımızı düşüren ilk izleyicimiz belli mi? Hatta mı şu anda? Düşüren kim bakalım görelim. Hediyelerimiz için hattımızı ilk düşüren kim? Hoş geldiniz. Sakarya'dan hattımızı ilk düşüren Naşit Yılmaz. Hoş bulduk efendim. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Sakarya'ya selam ediyoruz. Aleykümselam. Hemen şifreleri duyalım sizden. Şifrelerimiz neydi? Tabii buyurun. El vahid, el evvel, el ahir. Tebrik ediyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hediyenizi adresinize yollayacağız. Evet, hattımızı ikinci düşüren izleyicimiz kim? Yazı olarak görelim. Havva Kıraç, Ordu'dan ikinci olarak düşürmüş. Tebrikler. Aziz Geylani, doğru mu? Evet. Hakkari'den düşürmüş. Üçüncü olarak ve hatıra kitabını hediye olarak yollayacağız. Hocamızın hatıra kitabını. Ve Sevde? Anucur, doğru mu okuyorum? Gaziantep'ten izleyicimiz hattımızı dördüncü olarak düşürmüşler. Tebrik ediyoruz. İnşallah hediyelerinizi adreslerinize yollayacağız. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İstifade ettik. Allah razı olsun sizden. Yarın da inşallah yine sabah saat 09.50'de 10 kala muhterem hocamız Necmettin Nur Saçan'la birlikte olacağız. Her hafta olduğu gibi bu hafta da programımızı Cuma sohbetlerini hocamızın duasıyla kapatacağız. Dualarımızın icabet saatine denk geldiği bir gün olsun inşallah diyelim. Hayırlı cumalar dileyelim ve duayla kapatalım. Amin. Amin. Sübhane Rabbiyel Aleyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. Ya Erhamer Rahimin. Rabbül Aleminsin. Malikul mülksün, malikul mülüksün, mukallibül kulubsün. Mülk senin elinde, gönüllerimiz senin elinde. Gönüllerimizi sevgi duygusuyla meşbu eyle. Amin. İtaatı sevdir, isyandan nefret ettir. Amin. Ya Rab, ya mücibed de'avat, ya mutiyel mesulat, ülkemizin çeşitli yerlerinde okunan hatmi şeriflerden hasıl olan sevabı evvela sevgili peygamberimizin mübarek ruhuna hediye iledik. Sen vasıl eyle ya Rab. Saniyen hatim sahiplerinden ve ekranları karşısında el açıp dua edenlerin yakınlarından ebediyete irtihal etmiş olanların ruhlarına armağan eyledik. Sen vasıl eyle. Amin. Salisen Çanakkale'de, Milli Mücadele'de, Kara'da ve Bitlis'te helikopter kazasıyla huzuruna varmış aziz şehitlerimizin ruhlarına armağan eyledik. Sen vasıl eyle. Amin. Ruhlarını şahat, makamlarını cennet eyle. Amin. Geride kalan kederdide hısımlarına sabırlar yağdır. Amin. Ya Erhamer Rahimin, devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eyle. Amin. Geçmiş tarihte yaşadığımız sıkıntıları bu aziz millete, bu mübarek millete bir daha yaşatma ya Rab. Amin. Ehli İslam'ı aziz ve mansur, amin, düşmanlarını zelil ve mahkur eyle. Amin. Ekranları başında el açıp dua eden şu insanların vücutlarına sağlık, kazançlarına, amin, bereket, yuvalarına mutluluk, iş yerlerine başarı ve bereketler ihsan eyle. Amin. Çanakkale ruhunu ve 15 Temmuz ruhunu nesillerimizde daim eyle. Amin. Ya Rab. Ya Rab. Hayırların fethi, şerlerin def'i, duamızın kabulü, Rabbimizin rızası için
El Fatiha. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.